Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Karayılan. Bugün sizlere T33 antistatik metal fırçayla doğal su dalgası kırık fön işlemi nasıl yapılır, bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada çok ne çok ince ne çok kalın parçalar halinde fırça, yani metal fırça ile birlikte saça dalgalı fön işlemi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi ilk önce saçı ezme işlemi yapıyorum. Burada saçın diplerini pürüzsüz bir hale getiriyorum ilk önce. Çünkü dipten başlayacak düz bir şekilde uçlara doğru hafif dalgalı bir görünüm sağlayacağız burada. Gördüğünüz gibi dışa doğru fırçayı döndüre döndüre başlayarak saçın en ucuna kadar çevirerek bırakıyorum. Sonra diğer bölümden alıyorum. Burada çapraz ayrımlar uygulayarak yapıyorum. İlk önce saçın dibinden saçı eziyorum. Daha sonra saçın uç kısımlarına dalga işlemi yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi fön markası olarak Ventoso marka fön markası kullandım. Ve metal fırça olarak da antistatik metal fırça T33 denilen boyuttaki metal fırçayı kullanmış bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi dibini ezdikten sonra yine dışa doğru bir şekilde en dipten başlayarak fırçayı yarım daireler şeklinde çevirerek dalga işlemi yapıyorum. Burada ayrım olarak çapraz ayrımlar uyguluyorum. Gördüğünüz gibi ilk alttan hep soldan başlayarak yapıyorum. Çünkü fönün yönü sağ taraftan alırsam daha sonraki yapmış olduğum saçı bozarım. O yüzden hep soldan yapıyorum, sağa geçiyorum. Soldan yapıyorum, sağa geçiyorum. Siz de öyle yaparsanız fönle, kırık fönle, yani dışa doğru açısı olduğu için, dışa doğru çektiğim için sağ taraftaki saç bozulmaması için ilk önce soluğu yapıyorum, sonra sağa geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi sağ taraftaki bölümü alıyorum ve döndüre döndüre yarım daire şeklinde döndürüyorum. Saçın en uç kısmını şekilde çeviriyorum ve fırçayı, fönü de yine çapraz bir şekilde saçın orta kısmından uygulayarak tutuyorum. Fırçanın orta kısmını tutuyorum ve yine daireler şeklinde çevirerek işlemime devam ediyorum. Burada yine her zaman doğal ayrımlar uyguluyorum. Yine burada ne çok kalın ne çok ince, hani saça alabileceğiniz. Ben burada daha kalın, daha doğal bir görünüm elde etmek için birazcık kalın ayrım uyguladım. Çünkü saç doğal, işlem görmemiş. Dalga yaptığın zaman da çok rahat bir şekilde şekil verebileceğim için burada kesmiş olduğum saçın katlarını belli etmek için ve modelini göstermek amacıyla ile saça dalgalı işlem yapıyorum. Burada kırık fön işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ve 13 dakikada falan, 13 dakika 14 dakika civarı bu işlemi bitirmiş olacağım. Sizler de saç kesimi, kuaförlük hizmeti almak isterseniz sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak saç hizmeti alabilirsiniz salonuma gelerek. Burada gördüğünüz gibi en önemlisi olan kırık fönde saçın dibini en iyi şekilde ezmek, yani düzleştirmek, yani pürüzsüzleştirmek. Burada saçın dibi pürüzsüzleştirilmediği zaman uçlara vermiş olduğunuz dalga saçın diplerinden kabaracaktır ve istediğiniz dalgayı ve istediğiniz görünümü elde edemeyeceksiniz. Çünkü saç dipten düz bir şekilde gelip uçlara doğru hafif dalgalar halinde bu görünümü elde etmesi gerekiyor. Biz de saçın dibini en iyi şekilde pürüzsüzleştirip saçın uç kısımlarına hafif dalga veriyoruz. Gördüğünüz gibi burada metal fırça kullanıyorum.
metal fırça maşa görevi gördüğü için hem saça zarar vermeden hem de daha rahat şekil vermemize yardımcı oluyor. Bu işlemde tahta fırçayla normalde burada 10 dakikalık işlem uygulayacağınıza yaklaşık yarım saat 45 dakika uğraşırsınız ve kırık dalgalı işlemde de tahta fırçalarda tercih etmenizi tavsiye etmem. Genelde burada özel olarak tasarlanan metal fırçaları kullanmanızı tavsiye ederim. Metal fırçalar ısıyı saça daha iyi iletiyor ve şekil almasını daha rahat sağlıyor. Ben şu anda eski zamanlarda tahta fırça kullanıyordum. Şimdi antistatik, elektriklenmeyi önleyici metal fırçalar kullanıyorum. Bu hem daha rahat saça şekil vermem, hem saçı yormadan pürüzsüz bir hale getirmesi, hem de bu işlemde kolaylık sağlaması, saçı karıştırmadan hem tarayarak hem de düzleştirerek şekil veriyor. Metal fırçanın büyük özelliklerinden bir tanesi. Tahta fırça da kullanıyorum. Onu genel zamanda düz fönlerde, kısa saçlarda, yani bu demek değil ki sadece metal fırça kullanıyorum. Hayır. Tahta fırça, eski klasik fırçalarda kullanıyorum. Bunları kötülemek amacında söylemiyorum arkadaşlar. Rahatlık ve şekil verme amacında kırık fönde metal fırça kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer saç şekillendirmede işlemlerinde yine eski klasik tahta fırça kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi dalga işlemini yaparken gördüğünüz gibi çapraz ayrımları uygulayarak saçın dibini iyi bir şekilde pürüzsüzleştirecek ve pürüzsüzleştirdikten sonra da akabinde saçın dibinden başlayarak daireler şeklinde fırçayı çevirerek saça dalga verme. Burada sağ arkalar dışa doğru, sol tarafta dışa doğru yapıyorum. Sağ tarafa geçtiğin zaman normal dışa doğru yaptığımız çevrimin sol tarafta tam tersine dıştan içe doğru bir fırça darbesiyle uyguluyorum. Burada tepe kısmına geldiğin zaman isterseniz doğal görünmesi için içe doğru da yapabilirsiniz. İsterseniz yine aynı şekilde dışa doğru yapabilirsiniz. Ben tepe kısmından kalın bir fırça aldığım için dışa uyguluyorum. Yani burada sadece bütün fırça yönünün hepsini dışa doğru uyguladım. Sadece sağ taraftaki fön bölümünü de dıştan içe doğru bir fırça hareketiyle sağ tarafı farklı bir yönde çevirdim. Onu da videomda görebilirsiniz burada. Şimdi tepe kısmına geldim. Tepe kısmında da aynı şekilde saçın dibini en iyi şekilde pürüzsüzleştiriyorum. Ve pürüzsüzleştirdikten sonra saçın uç kısımlarına geldiğimiz zaman fırçayı daire şeklinde çevirerek saçın en uç kısmına kadar aynı formu uyguluyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ve burada saçın yapısına ve uzunluğuna göre de fırça boyunu da değiştirebilirsiniz. Daha dalgalı olmasını istiyorsanız daha küçük bir fırça, daha ince bir fırça uygulayabilirsiniz. Daha kalın bir su dalgası istiyorsanız daha kalın bir fırça modeli de düşünebilirsiniz. Ben burada dışa doğru yaptığım zaman saçın hangi yöne ayıracağımı belirlemek için ilk önce saçın ön kısmını sadece ön tarafa düz bir şekilde saçın dipten, yani diplerini pürüzleştirerek, pürüzsüz hale getirerek ön kısmını çekiyorum ve ondan sonra ayırıyorum. Ayırdıktan sonra saçın yönünü belirliyorum. Gördüğünüz gibi saçın dibini çektim. Burada tepe kısmını da aynı şekilde düz bir şekilde çekiyorum ama uçlarına dalga vermiyorum. Çünkü ayrımını yaptıktan sonra saçın hangi yöne
dalga vereceksem o yöne göre tekrardan kırık fön işlemiyle dalgalandırıyorum. Gördüğünüz gibi öne doğru çektim ve saçın doğal ayrımını bulmak amacıyla gördüm. Doğal ayrımını buldum. Şimdi burada ön kısmını burada iki parça halinde ayrım yaparak yine ilk önce saçın dibini iyicene eziyorum. Yani ezmek demek burada kuaför temelimde yani saçın dibini pürüzsüzleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burada saçın fırçanın tam tersine dıştan içe doğru bir manevra ile yine saçın uç kısımlarını dalgalaştırıyorum. Burada yine eskisi gibi dışa doğru yaparsanız olmaz. Burada tam tersine sağ tarafta dıştan içe doğru bir manevra uyguluyorsunuz. Gördüğünüz gibi isterseniz dıştan tutarsınız, isterseniz yine aynı şekilde tepe kısmından tutarsınız fön makinesini. Ve saça dalga vermiş olursunuz. Burada gördüğünüz gibi dıştan içe doğru bir yine aynı şekilde dipten başlayarak saçın uç kısmına kadar yuvarlak dairesel manevralar yaparak saça dalga veriyorum. Sizler de kanalıma destek olmak amaçlı videomu beğenmeyi ve sosyal medya adreslerinizde paylaşırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz ve daha güzel içerikler üretmek için kanalıma destek olmuş olursunuz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz sevgili izleyicilerim. Burada kırık fön çektikten sonra müşterimizin saçını öne doğru atıp tarağınız varsa tarakla, tarağınız yoksa öne doğru karıştırarak hareketlerinizde saç daha hacimli ve daha güzel bir görünüm elde edecektir. Bunu unutmayın. Gördüğünüz gibi uç kısımları tam anlamıyla hareketli ve hacimli bir saç tasarımı elde etmiş olduk sevgili izleyicilerim. Ve daha doğal bir görünüm, su dalgası saç tasarımı, kırık fön işlemini sizlere göstermiş bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi doğal dalgaları halinde katlı saç kesiminin tasarımını hem en iyi şekilde yansıtıyor hem de su dalgası istiyorsanız bu tarz bir çalışma ile uygulama yaptırabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.